Bugüne damgasını vuran olaylar öncelikle mesela Sabri ile Hikmet arasında ciddi tartışmalar gördük. Aslında bunu 3 parta bölebiliriz ama genel değerlendirme olarak başlayalım. Hikmet net olarak Sabri'ye yavaş geliyorsun diyor. Muhatap olmayalım seninle diyen bir tartışma var. Nasıl başlamak istersiniz? Hikmet ve Sabri arasındaki gerginliğe. Şimdi Hikmet ile Sabri arasındaki gerginlik zaten bugün de olacak. Eğer ikisi de elenmezse Survivor'ın son düdüğü çalınana kadar bu tartışma devam edecek. Bunlar çünkü ikisi de birbirinden ne elektrik alabildiler, ne birbirlerini seviyorlar, birbirlerinden nefret ediyorlar. Zaten sözlerinde de bunu açıklıyorlar. O diyor ki ben senden nefret ediyorum. O diyor ki sen yalakasın. Diyor abi. O diyor sen karaktersizsin. O diyor ben seninle muhatap olmak istemiyorum, benim yanıma gelme. Anladın mı? Yani birbirlerine etmedikleri laf, etmedikleri hakaret kalmadı. Bunlar devamlı kavga edecekler. Biz buna alışalım artık yani. Evet. Fakat alışırken de ne olacak? Yani bir gün Hikmet haklı olur, bir gün Sabriye haklı olur. Her dakikada birinin haklı olma ihtimali yok. Bunların bu kavgaları bitmeyecek bana göre. Bitmeyecek. Şimdi burada baktığın zaman bunların bu gece mesela hani Brezilya dizileri olur ya. Evet. Brezilya dizileri gibi sen bana desen ki şimdi Hikmet'le Sabriye'nin kavgasını anlat Murat abi desen 800 tane program yapmamız lazım. Ben şimdi burada sana hangisini anlatayım? Ama sen tek tek mesela dersen ki şurada bu haklı, burada bu haklı onları tabii ki çıkarabilirim. Ama genel baktığın zaman Sabriye sürekli Hikmet'e durup dururken iğneler vuruyor. Sabriye vuruyor diyorsun. Tabii canım. Sabriye iğne vuruyor. Ve Sabriye koskoca dev gibi adama sürekli hakaret ediyor. Duramıyor hakaret etmeden. O dev gibi adam da Sabriye'ye ne yapsın? Yapacağı bir şey yok. O da kendini savunmak adına Sabriye'ye bir şeyler söylüyor. En son adam dedi ki artık yapacağı bir şey kalmadı. Biz seninle konuşmayalım dedi. Biz seninle muhatap olmayalım aslında dedi. Doğru bir karar gibi geldi bana. Ha, bence bunlar anda. Evet doğru karar. Bunlar zaten ben sana söyleyeyim ya, hiç birbirlerine konuşmasınlar. Ben Hikmet'in yerinde olsam zaten Sabriye'yle hiç konuşmam. Neden konuşmam biliyor musun? Sabriye çünkü devamlı bana hakaret yağdırıyor abi. Ben devamlı bana hakaret yağdıran adam, kadınla ben niye konuşayım? Ama Hikmet de sütten çıkmış ak kaşık değil. Onun da Sabriye'ye karşı bazı iğnelemeleri var. Ama ve lakin eğer dersen ki şey yap, Sabriye bir adım önde şey konusunda. Yani adamı rencide etme, adama sürekli laf söyleme. Her dakika çocuk gibi adamı azarlamaya çalışıyor. Peki o görüntüde birazdan izleyeceğiz ama özellikle Sabriye'nin hani adam kayırıyorsun mu diyelim, adam ayırıyorsun mu diyelim, adamına göre muamele yapıyorsun tarzında eleştirileri var Hikmet'e karşı. Ah kırmızı çıktı. Bu kartları masaya süs olsun diye koymadık Murat abi. Arada bir sen de kullanabilirsin. Hatırlatma yapmak istedim. Kime çıkarttım kartı? Tahminleri alalım. Sabriye'ye. Sabriye. Hikmet. Bana çıkarmayacağına göre. Hayır hayır. Sabriye'ye çıkarttım. Açıklamasını da yapayım. Tabii. Şimdi Sabriye'nin hakkını ben günlerdir savunuyorum burada. Oynatmıyorlar diyorum. Kızın Murat abi kıza fatura kesti. Sabriye'nin yüzünden yenildiler falan filan. Mesela bir dünya olay oldu burada. Ben hep Sabriye'yi korumaya çalışıyorum. Sabriye'ye haksızlık yapıldığını söylüyorum. Lakin bugün şöyle bir durum var. Sabriye'nin Hikmet'e olan eleştirisi şu. Kokonat kırıyorsun. Hindistan cevizi yani düzeltelim. Hindistan cevizini kırıyorsun. Büşra'ya vermiyorsun. Yunanlara veriyorsun, yalakalık yapıyorsun diyor. Şimdi bu bir düşüncedir. Öyle olduğunu, öyle yaptığını düşünebilir. Hikmet de zaten açıklamasını yapıyor. Verecektim diyor. İkinci kırınca verecektim diyor. Şimdi Sabriye, sen Hikmet'e böyle yaklaşıyorsan, Hikmet'e böyle bir sorumluluk yüklediysen, yani Hikmet'in yüklediği sorumluluk onun üstü pozisyonda değil mi? Hikmet çünkü burada ne oluyor? Toplayıcı, kokonatları toplayacak, açacak, herkesi besleyecek. Sen adama böyle bir pozisyon yüklersen adam eşleşmeleri de yapar, her şeyi yapar, seçmeleri de yapar. O zaman sesini çıkartmayacaksın. Yani adamın orada herkese açıp açıp kokonat dağıtma gibi bir sorumluluğu yok. Ama adam hala kendini izah etmeye çalışıyor. Adamı buralardan yaralamaya çalışıyorsun. Ki Büşra'yla şey, Nikos oturmuş tavla oynuyor orada. Tamam mı? Yani orada kimse kimsenin velisi değil. Ben bu görüntüleri görünce biraz gülüyorum, komik geliyor bana. Yani bizim dönemimizde böyle şeyler yoktu hiç. Kokonat üzerinden bir tartışmadır gidiyor. Hikmet'e buralardan geliyor. Hikmet adam devamlı çalışıyor orada, devamlı bir şeyler açıyor. Kendi de yiyebilir, Hikmet ama dağıtıyor. Herkes söylüyor bunu dağıttığını. Bazen belki Hikmet devamlı o
adalet mekanizmasını sağlayamaya da bilir, kaçıra da bilir. Verecektim zaten Büşra diyor. Ama Sabriye sen adama böyle yaklaşırsan, sen adamı buralardan yaralamaya çalışırsan o zaman eşleşmelerde de itiraz etmeyeceksin. Bu adamı sen zaten bir üst olarak kabul etmişsin. Ben burada Sabriye'yi eleştiriyorum. Bu çıkışı çok yanlış. Peki. Zaten sana ne diyor? Hikmet ondan sonra diyor ki sana ne diyor? İstediğime veririm, istediğime vermem diyor. Sabriye git sen de topla. Nagihan sen Sabriye'nin Hikmet'i konumlandırmasını nasıl değerlendiriyorsun? Yani Semih'in bu hani adanın akil insanı, adalet dağıtıcısı tarzındaki konumlandırmasını doğru buluyor musun? Yani hem katılıyorum hem katılmıyorum. Nasıl katılıyorum? Evet. Survivor'a gitmişsin. Hiç kimse senin orada baban değil, anan değil. Sen, kokonatı kırıp senin önüne getirsin. Bu konuda evet katılıyorum. Ama bir de şöyle bir şey var. Biz aylardır Survivor izliyoruz. Ve sadece Hindistan cevizi kıran bir kişi var. Pala Hikmet. Elinden pala düşmüyor. Pala Hikmet. Evet. Güzel yani, bir lakap oldu bu. Ama şimdi Yusuf'un elinde ben bir defa pala gördüm. Yusuf'la Emre'nin diyeyim. Yusuf'la Emre'nin elinde bir defa ben pala gördüm. O da Emre Hermanos'unu yontuyordu. Bir o sahneyi hatırlıyorum. Onun dışında ben 70 gündür, 75 gündür asla daha ikinci, üçüncü bir kimsenin elinde pala görmedim. Şimdi kendi kendine bir görev üstleniyorsan ve parantez de açmak istiyorum. Geçen hafta Hikmet, Afrodit'i ve Seda ile muhabbet ederken çok güzel bir görüntü görmüştük değil mi? Siz hiçbir şeye dokunmayacaksınız. Ben burada her şeyi yapacağım, odun toplayacağım, kokonat kıracağım. Her şeyi ben yapacağım. Ben oturmasını sevmiyorum, sadece çalışmasını seviyorum diyen bir Hikmet var. Bunu söyleyen bir Hikmet. Şimdi çıkıp da ben sana kokonat mı vereceğim, ben istediğime veririm, istediğime vermem dersen o zaman Hikmetciğim kendine çelişmiş olursun. Bu bir. Diğer türlü de orada Sabriye kendine istemiyor bir. İkincisi önce Riya'ya veriyor, sonra Nikos'a veriyor. Orada tamam hadi Yunanlılardan bir tanesine verdin, ya Nikos'a verdin ya Riya'ya verdin. İkisinden birinden sonra Büşra'ya vermesi gerekiyor. Burada ayrımcılık yapıyor. Ha diyeceksin ki orada tavla oynuyor. Ama zaten bir görevi üstlenmişsin Hikmetciğim. Yani kusura bakma da Yunanlılara evet doğru söylüyor Sabriye. Bir yalakalık yapıyorsun. Bizim kızın kendine hayrı yok. Kimin? Zaten Büşra'nın. Performans olarak da zaten çok dört dörtlük değil. Ama onun da ben iyilik yapsam ne olur, yapmasam ne olur? Ben oradan zaten artı alamam. Bu olabilir. Hikmet'in bir düşüncesi evet. Olabilir. Ona bir şey demiyorum. Ama Sabriye'nin geldiği yer bence yanlış. Ama diyor ki ben diyor sürekli buna şahit oldum diyor. Demek ki bu kız adada 7-24 bizim görmediğimiz şeyleri görüyor. Sürekli demek ki birilerini kırıyor. Her şeyi Yunanlara yapıyorsa Sabriye'nin de gözünden kaçmamıştır ve bunu dile getirmiştir. Çok gayet hani normal bir şey. Ben Sabriye'nin burada yalan söylediğini düşünmüyorum. Ha şu da var. 70 gündür kokonat kırıp herkese dağıtan bir Hikmet de var. Yani o da suçlu diyemem, bu da suçlu diyemem. Şöyle yapalım. Ama Sabriyeciğim bu durumu sosyal hayatı eleştiriyorsa o zaman adam da seni sonuna kadar oyunda eleştirir. Çok kısa görüntüleri de bir izleyenlerimiz için bir hatırlayalım. Hatırladıktan tamam. Sonra bir üzerine evet. Konuşalım. Hikmet'le Sabri arasında neler geçmiş bir izliyoruz efendim. Daha ikinciyi böleceğim. Bir de benimle muhatap olma. Onunla değil mi? Bence ilk kendi adamını düşün. İkinci var ikinci. Yok sen verecek değildin zaten o kıza. Benim de program yaratmaya çalışma. Yok seninle program yaratmaya çalışmıyorum da. Kime, yani. Kime vereceğimi vermeyeceğimi sana sormayacağım. İkinci var. Önce misafir perler. Önce misafirimiz. Ben misafir değil Hikmet. Abi, misafir. Al şu an. Bir çıkalım kendine. Sana sormuyorum. Çünkü seni sevmiyorum. Benimle muhatap olma. Ben senin kokonatını yemem de her defasında şu kız orada bunlar varken. Ben hep veriyorum. Hep veriyorum. Hep veriyorum. İki tane kokonat kırdım geldim. Hep önce misafirperlere vereceğim. Ne misafiri ya? Herkes aynı adada yaşıyor ya. Seni misafir mi? Yeter ya. Bu ne yalakalık yapıp duruyorsun? Kimse kimseye yalakalık yapmıyor. Öyle yapmıyorsun. İki tane kokonat yalakalık önce yapıyorsun. Onlara verdim sonra oraya aynı verdim. Aynı takım ket demedin laf kalmıyordu bunlara. Onlar bile tanımayıp kıza soruyor. Sana ne ya? Sana ne? Veririm vermem. Sana ne? Seni ilgilendiriyor. Benle muhatap olma. Konuşurum. Ben de muhatap olmayacağım. Ben de muhatap olmak çok için böyle konular açıyorsun. Şu an tartışacak hiçbir şey yok ama yani. Ya, tartışacak bir şey yok. Sadece kokonat muhanesini yapıyor. Lan konuşma dedim işte. Ne edeceğim ya? Benim adım ağzını alma ya. Tamam konuşmayın o zaman. Hayır ben konuşma diyor. Evet görüntüleri izledik. Şimdi öncelikle ben bir şey söyleyeyim. Hikmet'in mümkün mertebe Survivor boyunca sinirlerine hakim olması gerekiyor. Çünkü Hikmet sinirlendiği zaman
zaten hani kaba bir görüntüsü var. Onun altında da bir de kaba konuşmaya başlayınca ekranda çok hoş durmuyor diyebiliriz Murat abi. Şimdi bak, iki tane etkin karakter. Birisi Hikmet, birisi Sabriye. İkisi de dobra tipler ve içinden geleni karşısındakine çok çabuk söyleyebilen tipler. Herkes böyle olmayabilir. Bazen çekinirsin mesela karşısındakine dandun her şeyi söyleme. Sabriye de böyle bir tip, Hikmet de böyle bir tip. Şimdi Sabriye'ye baktığın zaman Sabriye'nin grisi yok. Sabriye ya siyah oluyor ya beyaz oluyor. Sabriye bazen baktığın zaman çok sempatik bir kadın. Evet. Bir tarafta çok sempatik bir kadın. Ve onu seyrederken gülüyorsun. Sana böyle hani neşe veriyor. Anladın mı? Bir tarafta da baktığın zaman bir tarafta çok sempatik. Bir tarafta da bazen çok itici de olabiliyor. Anladın mı? Sabriye'nin durumu sanki biraz davulun sesi uzaktan hoş gelir gibi. Yani itici de olabiliyor, sempatik de olabiliyor. Şimdi Sabriye'yi sevenler var. Ama Sabriye'yi seviyoruz diye Sabriye'nin her yaptığını da harika diyemezsin. Sabriye'nin de bir tarafı var ki hakaretler yağdıran ve itici olan bir Sabriye var. Şimdi baktığın zaman böyle bir Sabriye var. Hikmet'e baktığın zaman Hikmet de dobra bir adam, her şeyi söyleyebilen bir adam. Ve Sabriye'ye şunları söylüyor. Acaba dedikleri doğru mu? Şimdi size soruyorum.